Kaç metrekare? Anladım. Manzara var mı? Deprem yönetmeliğine uygun mu? Sizin adresinizi alayım ben. Buyurun lütfen. Tamam, teşekkür ederim. Daha sonra tekrar arayacağım. Doğru mu duydum? Ev mi arıyorsunuz? Evet. Oturmak için mi, yatırım amaçlı mı? Oturmak için. Bizi bırakmayı mı düşünüyorsunuz yoksa? Yok, işimi bırakmayacağım. Ama kendi evime çıkmak istiyorum artık. Bakalım, yakınlarda bir yer bulursam iyi olacak. Ama daha kesin de değil aslında. Öyle bir düşünce üzerine araştırmaya başladım. Hayırlı olsun. Yalnız çocuklarla paylaşmadım daha. Merak etmeyin, benden çıkmaz. Şu sınav bitene kadar özellikle Nihal'in bilmesini istemiyorum. Anladım. Bihter'in haberi var mı peki? Henüz Adnan Bey'den başka kimsenin haberi yok. O ne düşünüyor? O nasıl karşıladı? Kararı bana bıraktı. Peki taşınma kararınızın sebebi biz miyiz? Bihter mi yani? Aa, ne münasebet? Ben sadece. Anladım. Artık kendi hayatımı kurmanın zamanı geldi diyorsunuz. Yılları Ziyagillere vakfetmek nereye kadar değil mi? Başlangıçlar güzeldir tabii. Onun için heyecanlanıyorum. Ama çocuklardan da kopmayı düşünmüyorum. Sadece adresim değişecek. Kimseyi hayatımdan çıkarmayacağım. Sizi çok iyi anlıyorum Deniz Hanım. Fazla ezme Adnan. Sen beni görmek istediğin gibi görüyorsun ama hayır, ben değilim. Neler söylüyorsun? Bırak. Ben yapamayacağım. Ayrılmak istiyorum. Bırakayım seni. Yok, taksiyle giderim. Sen bilirsin. Hadi güle güle. Doruk'u öp benim için. Öperim. Bihter. Güle güle. Alo. Neredesin? Elif'teyim. Yanında mı? Yok. Daha gelmedi. Ne oldu? Ne görmüş Beşir? Seni Nihal zannetmiş. Anladım onu, başka? Önce anlamadım. Çıldırdım sinirden. Elimde kalıyordu neredeyse. Kim gördü? Mutfaktakiler. Ama tamam, hallettim ben. Her taraftan köşe...